اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hepimizi, evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi, İslam yolunda yürüyen, Kur'an-ı Kerim'in çizgisinde hareket eden ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip eden, sonunda da iman şerefiyle, huzura varan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, gerçekten bugün insan olma, insani özelliklere sahip olma, insan diye yaşayabilme çok ama çok değerli bir o kadar da zor konumda. Çünkü sanki bugün öyle bir şey oldu ki menfaat için zikzak çiziyoruz. Sabahın olduğumuz yer akşam gün değişiyor. Bu dünyayı nasıl sevdikse bu dünya bu dünya bizi kendimizden, kendiliğimizden çıkarttı. Biz biz değiliz. Hani derler ya, Müslüman olduğumuza bin şahit lazım. Dolayısıyla Sizlerle paylaşmak istediğim bugünkü konumuz insan, değerli bir insan, iyi bir insan olmanın özelliklerini konuşacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir insanın özelliğini üç maddede açıklıyor. Birincisinde buyuruyor ki Sevgililer sevgili Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem seninle ilgisini kesen kimseye sen ilgini kesme. Yani bir insan sana gelmiyorsa sen git kardeşim sırf Allah rızası için bağını koparma. Bağını koparma. Çünkü o özellikle de akraba bağını koparmak demek akraba bağını koparmak demek Allahü Teala Celle ile bağı koparmak demektir. Akrabalık bağları adeta arşi alaya tutunarak şöyle diyorlar. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste, hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Akrabalık bağları arşi alaya tutunarak şöyle sesleniyor. Men vesaleni vesalallahu. Beni kim koruyup gözetiyorsa Allah da onu koruyup gözetsin. Bakın bu dua kabul olan bir dua. Akrabalık bağları ile alakalı bir dua. Yani o kadar o kadar o kadar önemli ki Peygamberimiz Aleyhisselam bunu vurgulayarak efendim bize bildiriyor aman, akraba bağlarınızı koruyun, muhafaza edin. Bana gelmiyor, ben de gitmem. Yok, sen git kardeşim, sen git. Sen devam ettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci bölümünden şunu arş-ı ala titrer diyorlar ya, arş-ı alayı titretici ikinci bir bölümü söylüyor bize. Ve men kata'ni kata'hullah. Diyor ki akraba ba benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Aman ya Rabbi. Benimle ilgisini kesen kimseye karşı Allah da onun rahmetini kessin. Dolayısıyla akrabalık bağı çok önemli. Hele hele evlendikten sonra insanın akrabasına bağlılığı biraz daha ortaya çıkıyor. Öğrenciyken daha farklı oluyorsunuz. Herkes bu noktada size efendim e, tolerans tanıyor. Ama evlendikten sonra işte örnek olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmaz inşallah. Efendim hep erkek tarafına gidersen kız tarafı üzülüyor. Hep kız tarafına gidersen erkek tarafı üzülüyor. Dengeli götürmek lazım ve akrabalara muhakkak bir yer ayırmak lazım. Haftalık gidilecek, aylık gidilecek, efendim işte senelik gidilecek gibi böyle akrabalarımızın yakını var, uzağı var ama illa ilgimizi, alakamızı kesmeyeceğiz. Eğer devam ettirirsek dua var. Akraba bağını devam eden kimseyi Allah koruyup gözetsin diye. Ama devam ettirmezsek de Öbür türlü Allah rahmetini ondan kessin diye böyle bir beddua durumunda da kalabiliriz. Dostlar gerçekten insan bugün insan gibi insan adı üzerinde onu insani kamili bulabilmek ve onunla dost olabilmek, onunla beraber bir hemdem olmak çok önem arz ediyor. Buna inşallah efendim çok riayet edeceğimize inanıyorum. Akrabalık bağlarını koruyalım. Ve akrabalarımızı hiçbir şey yapamıyorsak, uzaktayız mesela, telefon etmek suretiyle gönlünü alalım. İşte ablacığım, abicim, yeğenlerin vardır, ondan sonra kuzenlerin vardır. Bunların böyle e, gözetimini, görüşmesini, bunlarla ilgili alakalı bütün efendim, paydaşları yapalım. Hatta bir insan, bir iyilik yaptığı zaman akrabası ise o iyilik yaptığı kimse, iki tane birden sevap alıyor. Hem iyilik sevabı alıyor, hem de akrabasına baktığı için, gözettiği için ayrı bir sevap almış oluyor. Bu da müjdeli haberlerimizden. Yarın ve gün Allah nasip ederse Ramazan'ın şerefe girdiğimiz zaman, bir kumanya yapacağız. Biz zekat Efendim olayının fitre olanı düşünüyoruz. Hemen akrabamıza bakıp, akrabamızın ihtiyacı varsa oradan başlamak lazım. En önemli görevimize de akrabayla ilgili olan bölümü halletmek. İkincisinde iyi bir insanın özelliklerini sayarken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sana vermeyene sen ver diyor. Yani bir insan olabilir gittiğin kapısına ve efendim bir şey istedin vermedi. Yarın Allah Teala düşmez kalkmaz bir Allah'tır diyoruz ya. Allah onu muhtaç etti. Senin kapına geldi ve kapını çaldı. Sen efendim ben gitmiştim bana vermemişti falan deyip de böyle ego yapma. Böyle nefis yapma. Efendim imkan ölçüsünde isteyen kimseye ver. Sana vermeyene ver diye böyle insanı kamil efendim hayırlı insanın bir özelliğini açıklarken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna da temas etmiş mübarek. Evet, üçüncü bölümde de yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yapamayacağı bir şey daha insanı kamil, kamil, güzel insan, Allah'ın sevdiği insan yapar diyor. Bizim yapmamızı adeta istiyor. O da nedir? Sana kötülük edeni bağışla. Sana bir yanlış yaptı, Affet onu. Allahü Teala bizim nelerimizi affetmiyor ki. Sen de kul olarak Allahü Teala'nın bu güzel vasfını insanlara kullan. Kötülük yapan kimseyi bağışla, intikam alma, cezalandırma, mümkün olduğu kadarıyla frene bas, efendim nefsini dinleme, egonu ön plana çıkarma. Ya bunlar hepsi geçici şeyler. Sen Allah rızası için bağışlarsan Allah da seni bağışlar. Sen iyilik yaptığın zaman Allah sana iyilik yapar. Yani buna efendim o kadar güzel dönüşü oluyor ki bir insan kula bir şey yapıyor ama bunun hemen karşılığında Allah Teala devreye girip sen böyle merhametli olursun da ben daha merhametli değil miyim deyip sana ikramlarda bulunuyor. Canı efendim bağışlıyor. Çok daha güzel yerlere seni getiriyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü daha önceki derslerimizi hatırlarsınız bir hadis-i şerif var. Bir kulun ayıbını örtersen, burada bağışlama geçti ama bir de ayıbı örtme var mesela. Gizlersen Allah da kıyamet gününde, mahşer gününde senin ayıbını örter. Ne kadar da ihtiyacı var insanın mahşer gününde böyle herkesin nefsi nefsi diye çırpındığı bir zamanda Allah'ın ayıplarımızı örtmesi noktasında açma. Kimsenin efendim ayıbını yüzüne vurma. Millete hele hiç söyleme kapat gitsin, kapat gitsin, kapat gitsin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, çok yakınında olan malumunuz bizim de İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin adeta şeref misafiri olmuş olan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh yani Medine'mine veren ensardan o güzel efendim Eyüp Sultan Hazretlerimizden gelen bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Onunla dersimize son vereceğiz inşallah. Eba ensari Hazretleri deyince orada şöyle bir tefekkür edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi Medine'ye hicret ettikleri zaman evi barkı yoktu biliyorsunuz. Evi yapılıncaya kadar şöyle bir ufak e, odacık yapılıncaya kadar kendisine hane saadetinde oturuncaya kadar efendim misafir olduğu ev Eyüp Sultan Hazretleri'nin evidir. Radıyallahu anh. Ne bahtiyar bir insan ki o kadar Medine'deki efendim herkes gel ya Resulallah, benim evimde misafir ol, benim evimde misafir ol derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar darılmasınlar diye devemi bırakıyorum. Hangi evin önünde çökerse ben oraya misafir olacağım buyuruyor. O deve de gidiyor, gidiyor, gidiyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin önünde çöküyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da orada yedi ay misafir oluyorlar. Onun için Eyüp Sultan Hazretlerimizin e, lakabı ona efendim özgü olarak herkese nasıl bir mihmandar Resulullah denilir kendisine. Rabbim cennette buluşmayı nasip eylesin. Şefaatini kazanmayı nasip eylesin inşallah. İşte mihmandar Resulullah olan Eyüp Sultan Hazretlerimiz radıyallahu anh kendisi 155 tane hadisi şerif rivayet etmişler. O hadisi şeriflerini rivayet ettiklerinden bir tanesini paylaşacağız sizinle. Mübarekte İstanbul'un fethine katılmak için geliyor. Asker olarak 90 yaşında ve Burada şehit olarak kalıyor ee, Rabbim ziyaretine gitmeyi. Sonra da inşallah cennette aynı sofraya hem Peygamberimizle hem de Eyüp Sultan'la oturabilmeyi nasip eylesin diyoruz. Amin. Diyor ki Eyüp Sultan Hazretlerimiz bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru geldi. Sahabeden dediler ki Ya Resulallah Beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak bir efendim davranışı haber verir misin? Cennete götürecek ve cehennemden de uzaklaştıracak efendim bir amel, bir güzellik istiyorum senden. Bu davranışı bana haber verir misin deyince Hepimiz aynısını istiyoruz. Rabbim hepimize cennetini nasip etsin. Cehennemden uzaklaşmayı, azaz olmayı nasip eylesin. Amin. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya karşı, bu isteğe karşı ilk önce, ilk önce bizim e, önem arz eden bir bölümümüz var. Nedir o? İman meselesi. Hemen ilk sırada onu söyledi. Dedi ki Teabudullaha la tüşriku <laughs> bi şey'a Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Yapacağın şey söyleyeyim sana. Cennete gitmek istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman Allah'a ibadet et, Allah'a kulluk yap. Allahu Teala ne derse onu dinle. Efendim, sakın 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 Allah'a herhangi bir şekilde bir şeyi şirk koşma, eş koşma. Efendim Allah'a karşı eş koşulması da efendim, hayal bile edilemez. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bunlara dikkat et diyor. Birinci sırada bu geliyor. Rabbim efendim imanımızı korumayı nasip etsin. İmanımızı koruyarak efendim, imanı kamille beraber en güzel, en olgun bir şekilde huzura varabilmeyi, sıfır kilometre günahlarımız arınmış, tövbe etmişiz, pırıl pırıl olmuşuz efendim, o şekilde gidebilmeyi ahirete nasip eylesin inşallah. Amin. Sonra ikinci sırada ve çok iyi müsalah buyuruyor. Namazı kılarsın. Yani cennete girmek istiyorsan, cehennemden de uzaklaşmak istiyorsan namaz kıl diyor. Namaz kılmak bu işin direği. Yani dinin direği namaz. Peki namazı terk ettiğinde ne olur? Direği yıkmış olursun. Direk gittiğinde de bina yıkılır. Dolayısıyla namazı Müslüman mümin bir kimse asla bırakamaz, terk edemez. Özellikle de sabah namazı çok önem arz ediyor. Yani böyle gevşetemez kendisini. Kalktığım zaman kılarım falan diyemez. Allah ne zaman istiyorsa o zaman ayakta olacağız. Es-salatu hayrun minen Sabah namazında özel bir söz var ezan okunurken. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah Celle Cale ölünceye kadar sabah namazımızı da vaktinde kılabilmeyi nasip eylesin. E, namaz biliyorsunuz günde beş kere kere efendim yıkanan bir insan gibi temizlik operasyonu yapıyor dezenfekte ediyor insanı, günahlarından arındırıyor. Pırıl pırıl oluyoruz. Bırakmayalım. Sabahla öğlen arası mesela yanlışlar yaptık. Efendim kuluz, beşeriz, şaşarız. Öğlen namazı kılmakla efendim temizleniyoruz. İkindi kılmakla öğlen ikindi arasındakiler temizleniyor. Akşam kılmakla ikindi akşam arası temizleniyor. Yatsı kılmakla akşamla yatsı arası temizleniyor. Böylece yatağımıza temiz giriyoruz. Rabbim nasip eder. Ölürsek inşallah son kelamımız kelime-i şehadet olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Yine ertesi güne kalktık, başladık. Namazla başlayacağız. Namazla, sabah namazı meleklerin şahit olmuş olduğu bir namazdır. O namaz çok önemli. Melekler şahitlik ediyorlar. Nasıl şahitlik ediyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanın melekler ee, iki sefer gelirler üzerinde nöbet değişimi yaparlar. Birisi sabah namazı birisi ikindi namazı olur. Sabah namazına geldiğinde ikinden sabaha kadar efendim görev yapan melek ve sabah halinde görev alacak olan melekler beraber buluşurlar. Sonra Allah-u Teala huzuruna çıktıklarında da derler ki Ya Rabbi namaz kılarken bulduk, namaz kılarken bıraktık. Yani ikindi de namaz kılarken buldum, şimdi namaz kılarken bıraktım, öyle geldim. Meleklerin şahit olmuş olduğu namaz. Elhamdülillah. Rabbim çocuklarımıza, torunlarımıza, efendim yeğenlerimize, bütün akrabalarımıza da nasip etsin inşallah. Damatlarımız, gelinlerimiz hepsi namaz kılsınlar inşallah. Rabbim bu güzel efendim beş vakit namazdan bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Ve tü'ti zeka zekatı verirsin ve altın kural ve tasilur rahim akrabanı korayı akrabanı koruyup gözetirsin. Buna çok dikkat et. Yani cennete gitmek istiyorsan, cehennemden uzaklaşmak istiyorsan bir Allah'a ibadet edeceksin. Allah'a hiçbir şey eş hiç koşmayacaksın. İki, namaz kılacaksın. Üç, zekat vereceksin. Dördüncüsünde de akrabanı koruyup gözeteceksin. Buyur ondan sonra selametle, huzur içerisinde cennete gir oradan bir daha ebedi olarak çıkmayacaksın. Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Deprem bölgesinde vefat etmiş olan kardeşlerimize rahmet eyle. Orada zerre kadar emeği geçen, çalışan, parasal yönden veya güç yönünden bütün kardeşlerimizin hepsinden ebeden razı ol Ya Rabbi. Allah'ım bir daha bu afatlar bize gösterme ve ülkemizin hayırlısıyla güzel bir şekilde kalkınmasını nasip eyle, ekonomik yönden kalkınması nasip eyle, şımarmadan, kibirlenmeden, efendim, gururlanmadan Rabbimize güzel kulluk yapan, efendim, senin yolunda yürüyen, inşallah İslamiyet'i de güzel bir şekilde her tarafa yaymak için çalışan, Sonra da inşallah son nefeste şehit olarak huzura varabilen kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlere, devalar ihsan eyle. Borçlu olan kardeşlerimize yardım eyle. Borçlarını onları kurtar ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapınına başka kapı aratma. Allah'ım helal lokmadan ayırma. Harama bulaştırma. Faiz, kredi, Bunlarla bizleri asla ve asla meşgul etme. Bunları bize efendim getirtme ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin de dünyalarını ahiretlerini mamur eyle. Ramazan-ı şerifi artık efendim 14 günümüz kaldı. Hayırlısıyla ulaşmayı nasip eyle. Sağlık afet içerisinde ve dolu dolu güzel ibadetlerle süslemeyi de nasip et ya Rabbi. Amin amin amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. المجتمع من رحمتي قبل النور ما قمنا من جنتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için ve ya Rabbi bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.